Klas Spor'dan herkese selamlar. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik ve üçüncülüklerle ilgili kararı verdi. Lider olan takımları birinci lige çıkardı. Geri kalan takımları da playoff oynamaya yönlendirdi. Bandırma Spor ikincilikte lider gidiyordu. Samsun Spor'la beraber diğer grupta ve birinci lige imza attı. Şimdi Bandırma Spor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt'a bağlanacağız. Serdar Hocam, Ankara'dan tanıdığımız bir isim. Ankara Demirspor'u 3. Lig'den 2. Lig'e taşıyan bir hocaydı. Bu sene Ankara Demirspor'la çok sıkı bir mücadele yaptılar. Daha lig bitmemişti, 6 hafta vardı ama şampiyonluğunu ilan ettiler. Serdar Hocam'a bir merhaba diyelim. Merhaba Merhabalar. Serdar Hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyiyiz hocam, iyi gördüm seni de. Yani iyi oluyoruz. Netice iyi olunca biz iyi oluyoruz, çok şükür ya. Vallahi çok keyifli bir sezon geçiyordu aslına bakarsak koronaya kadar. Çekişme de sürüyordu. Biz siz öne geçiyordunuz. Evet. Bir Ankara Demir öne geçiyordu. Biz Ankara sitesiyiz. Ankara Demir'i daha fazla takip ediyorduk. Seninle Tabii de normal. zaten tanışmamız Ankara Demir Spor sayesinde olmuştu. Ben senin Ankara Demir'den gittiğin zamanında çok sistem dolu sözlerle bahsetmiştim ama Evet. bugün Evet. bir ilk önce bir şampiyonluğu kutlayalım hocam. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii çok zorlu geçiyor yani sezon normalde. Sezon başı çok ciddi bütçelerle yola çıktık biz ama şöyle bir sıkıntı vardı. Kulüp bir yıl önce son dakika golüyle ligde kalmış. Borcu olan bir kulüptü. Yeni bir yönetim oluştu burada. Hedefleri bu kulübü bir an önce Petri Lig'e atıp bir proje oluşturmak ki 5 yıllık çok ciddi projeleri var. Ama hiçbir odaklanmadan biz sadece bu takımı nasıl şampiyon yaparız diye uğraştık ki ilk yarı çok çalkantılı süreçten geçtik yani. Böyle iniş çıkışı grafik sergiledik. Ama ikinci yarı tabii takımımız çok daha üst düzey performans sergileyerek ligi götürdü. Yani tabii son 6 hafta böyle bir süreç oldu. 3 puan öndeydik Ankara Demirspor'la. Yani çok zorlu da bir maça gelecektik sonra 3. hafta Ankara Demirspor'la. Gerçi o zamana kadar da bizim de 3 tane maçımız var. Onların da önemli 2 tane maçı vardı. Nasıl maç bir süreç olacağını bilmiyorduk ama pandemi süreci bize yaramış oldu. Öyle diyelim. Yani yapacak bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir karar verdi. Sonuç olarak şampiyon olduk. Tabii ki mutluyuz kendi adımıza. Sahada kazanarak şampiyon olmayı herkes tabii ki ister. Ama oynanmış bir 28 hafta da var. Bu 28 haftanın sonunda da en çok puan alan takım biz olduğumuz için şu anda haliyle başarılı olduğumuz kanaatindeyiz. Serdar Hocam, bu lig 6 hafta her şey değişebilirdi. Şampiyon olunabilirdi, playoff'tan gelinebilirdi. Ben Evet. sizin başarılı olacağınız konusunda zaten şüphem yok. Onda Evet. şimdiye kadar yaptıklarınızı zaten iyi biliyorum. İnşallah birinci ligde de Serdar Hocam'ı Bandırma'nın başında görürüz ve orada da mücadelesini yakından takip ederiz ama dün İnşallah. Ankara Demirspor enteresan bir karar aldı. Hem ligden çekildi hem de futboldan çekildi bir manada. Profesyonel şubeyi kapatma kararı aldı. Sen Ankara Demirspor'u yakından bilen birisin. Sana nasıl hissettirdi Evet. bu karar? Derek rakibin de aynı grupta, mücadele ettiğim bir Evet. takımda. Ben bunları senden dinlemek istedim açıkçası. Ben şimdi Ankara Demirspor camiasıyla ilişkileri çok iyi olan biriyim biliyorsunuz. O kurumun elemanıyız aynı zamanda. Yani hocasıyla devamlı görüşüyorum. Yöneticilerle devamlı görüşüyorum. Çok sevdiğim insanlar ki futbolcuları da öyle. Ben ilk başta yazıyı okuduğumda inanmadım. Yani yok dedim bu bir tepki, ciddi bir tepki dedim. Ama bundan yönetim olarak dönecektir dedim kendi adıma. Ama sonra baktım ilerleyen saatlerde hiçbir şey çıkmadı. Birkaç kişiyle de görüştüm. Takımın dağıtıldığını duydum. Ya çok üzüldüm. Umarım yönetici abilerimiz inşallah bu kararlarından vazgeçerler ki Ankara Demirspor çok köklü, çok büyük bir camia. Siz de biliyorsunuz. Şampiyon potasının içinde de federasyon böyle bir karar verdi. Yani ilk ikide çıkacaktı. Son ana kadar iş değişti. Ama federasyona kızgın olunabilir. Çok normal. Ama bence bu karardan dönmeleri gerektiği düşünüyorum. Orada teknik heyet çok büyük emek sarf etti. Futbolcular çok büyük emek sarf etti bu yıl. Hadi önemli değil. Bülent kardeşim bu yıl da geçsin. Sorun değil yani. Şampiyon da olmasın. Hiç önemli değil ama kapatılma olayı inşallah umarım gerçekleşmez. Çünkü Ankara'nın göbeğinde Türkiye'de şampiyonluğu olan bir kulüp biliyorsunuz yani Süper Lig'de Evet. yani birinci ligde yıllar önce öyle bir kulüp. İçeri girdiği zaman siz de biliyorsunuz çok röportaj yaptık sizle. Kupalarla dolu mazisi olan bir kulüp. Orada çok emek sarf eden insanlar var. Ve Demirspor'un her zaman bir vizyonu vardır. Bir futbol kamuoyunda bir ismi vardır. Umarım yöneticiler tekrar kararı gözden geçirirler. Vazgeçerler yani bu karardan.
Serdar Hocam, ben aslına bakarsan bir şeyi de senden dinlemek istiyorum. Ankara Demirspor nasıl bir kulüp? Yani aslına bakarsak biraz içine kapalı bir kurum takımı. Ama bir aile ortamını ben hissediyordum Ankara Demirspor'da. Şimdi Ankara Siz nasıl Demirspor'da hissediyordunuz Ankara Demir'de ben çalışırken? ilk profesyonel antrenörlük deneyimime yani teknik adam ilk Ankara Demirspor'da başladım. Yani orada kondisyonerlik yaptım, analizcilik yaptım, yardımcı hocalık yaptım. Daha sonra teknik adam olduk. Ben o dönem siz biliyorsunuz çok destek oldunuz bize. Ben futbolcularımıza şunu söylüyordum. Eğer biz çıktığımız takdirde ikinci lige, Türkiye'de 36 tane ikinci lig kulübü varsa Ankara Demirspor takımı düzeniyle, aile yapısıyla, tesisiyle ilk 7-8'in içine girer demiştim oyuncularıma da. Ve halen Evet. onu iddia ediyorum. Ankara Demirspor Kulübü bulunduğu konum itibariyle başkent olması, isminin olması, tesisin olması, imkanların çok iyi olması, imkan çok üst düzey olmayabilir. Çok büyük paralar verilmeyebilir ama her zaman verdiği sözü tutan bir kurum olmuştur. Her zaman her futbolcunun teknik adamı çok rahatlıkla görev alacağı bir yer olmuştur. Ve her zaman dışarıdan da saygı duyacak bir kulüp olmuştur Ankara Demirspor takımı. Yani biz hep öyle görüyoruz ve çalıştığım bütün kulüplerde de her zaman övgüyle bahsederim Ankara Demirspor takımından. Ya umarım gerçekten çok üzüldüm ben. Yani biz de orada futbol oynadık. İşte abim biliyorsunuz oradan yetişti, oradan Evet. çıktı, oradan gitti. Üst liglere şey oldu. Bizim ailemizde Ankara Demirspor'un yeri çok farklıdır. Ya inşallah yönetimdeki büyüklerimiz kararı tekrar gözden geçirirler. Bence vazgeçerler. O çınar tekrar devam eder. İnşallah hocam. Biraz da Bandırma'ya döneyim. Bandırma yönetimi sana bir şey söyledi mi? Gelecek sene devam ediyoruz. Biz Hazırlıklara anlaştık, tekrar başlayalım. anlaştık. Biz tekrar anlaştık yönetimden. Tekrar anlaştık. Şimdi birincilikle ilgili planlamamızı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle yavaş yavaş transfer çalışmalarına başlayacağız. Dediğim gibi projesi olan bir kulüp. Uzun vadeli düşünüyorlar. Vizyonları geniş. İnşallah umarım o projenin içerisinde biz de başarılı işlere imza atarız. Önümüzdeki 3-4 yılda eğer bu projeler gerçekleşirse Türk futbolunda önemli bir yer edinecek bir kulüp olacaktır. Yani verdiği sözlerle, yaptığı tesisleşmeyle, adıyla öyle bir kulüp oluşturma çabası içinde yönetim. İnşallah biz de onlara katkı sunarız bu aşamada. Valla biz de senin başarılarına burada gurur duyacağız ama işte Ankara Demirspor'un önemi biraz da buradan çıkıyor. Evet. Ankara Demirspor'da en alt konumlardan göreve başlayıp yardımcı antrenörlük, teknik direktörlük yapıp 3. ligden takım 2. lige çıkarıp daha sonra başka bir lig takımda 2. ligden 1. lige çıkarıp 1. ligde teknik direktörlük yapacak bir ismi yetiştiren bir camia Ankara Demirspor. Evet, Onun için var kesinlikle. olması lazım diyorum ben de. Şimdi ben Ankara Demirspor'da bir dönem siz ilk geldiniz çok iyi hatırlıyorum. Sen de hatırlarsın. Bir röportaj yaptınız bizde. Sezon başıydı daha yemek yiyorduk Evet o hocam. zaman. Ben dedim ki sistem bizi şampiyon yapacak ki ilk yarı hep böyle iniş çıkışı bir grafik çizmiştik ama gidişat fena değildi. İlk yarının son 3 maçını kaybetmiştik. Biz yenilmiştik. İlk yarının son 3 maçını. Devre arası o zaman Numan Başkan'dı başkan. Saygılarımı iletiyorum buradan. Bunu her yerde anlatırım. Çok önemlidir benim kariyerimde. Yanına gittim ben dedim herhalde beni yolları ayıracaklar. Yani sonuçta biliyorsunuz Türkiye'de hoca Evet, iyi kıyımını. hatırlıyorum 3 maç hocam. kaybedilmiş. Bana aynen söylediği kelime şuydu. Serdar hocam dedi senin teknik direktörlüğü sen çok iyi noktalara geleceksin. Senin teknik adamlığın bu takım şampiyondan daha önemli dedi geleceğin yerler. Yani öyle bir destek oldu bana. Ve zaten sonra biliyorsun ikinci yarı çok iyi çıkış yaptık şampiyon olduk. Demirspor takımı hep böyle bir yapı içerisinde. İşte oyuncu yetiştirir, hoca yetiştirir, eleman yetiştirir. Bunlar çok önemlidir. Şu anda Serdar Akkuş'u var menajer biliyorsunuz. Yani o da o iyi Evet. işler yapıyor menajer anlamında. Yani Demirspor hep böyle bir kulüp olmuştur. Gerçekten dünkü açıklama ses getirdi futbol kamuoyunda. Beni de arayanlar çok oldu yani Demirspor'u çok yakından tanıdığım için. Yani umarım yöneticilerimiz tekrar gözden geçirirler. Orayı kapatmazlar. Çünkü zaten Ankara'da sen biliyorsun futbola çok önem verilmiyor. Evet. Ki bir Türk Telekom gibi bir değeri vardı biliyorsun. Zamanında kapatıldı. Ankara'nın göbeğinde çok değerli tesisleri vardı. Maalesef. Şekerspor gibi çok değerli bir kulüp vardı biliyorsun yani tesisleri vardı. Gitti. İşte petrol ofisi vardı. Yani kulüpler yavaş yavaş gitmesinler. Ankara zaten çok özel bir yer. Zaten bu konuda sıkıntılar yaşıyor. Ankara Demirspor gibi bir camiada lütfen büyüklerimize ben buradan rica ediyorum. Bu duruma lütfen düşürmesinler. Kararlarını tekrar gözden geçirsinler. Orası çok büyük bir kulüp. Çok önemli bir camia.
Ve çok kişiye de hizmet eden bir kulüp. Gerçek anlamda hizmet eden bir kulüp. Yani gençler para kazanıyor, kariyer kazanıyor. Bugün Demirspor takımından yanılmıyorsam 2-3 tane oyuncu çok önemli noktalar transfer yapacak. Evet. Bülent, öyle oyuncuları var Demirspor'un. Lütfen onlardan rica ediyorum. Karlarını tekrar gözden geçirsinler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Samimiyette konuştun, bana bağlandın. Her zaman bende de Aynen. yerin ayrı. Tekrar teşekkür Çok ediyorum teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Takip ediyoruz. Uzaktan da olsa Kılıçspor'u. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.